biliyorsunuz ki Cem Uzan Galatasaray'a sponsor olacak, 90 milyon euro verecek diye söylentiler var. Bu söylentileri görünce dedim ki acaba bu sponsorluk gerçekleşseydi Galatasaray ne gibi transferler yapardı? Erden Timur hangi yıldızları getirirdi? FIFA 23'te beraber bunun cevabını arayacağız. Galatasaray'ın mevcut kadrosu ekranlarda, şampiyon kadro. Şimdi biz geçen sezonu aslında simüle etmiş olacağız. Yani Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılı FIFA'da simüle edelim. Gerçek hayattaki zamanımıza gelelim. Yani işte bak Haziran kaç? 25 Haziran'a simüle edeceğim hatta bak. Aynen şu anda ben bu videoyu bugün çekiyorum. Şöyle simülasyonumuz başladı. Yeni sezonda Cem Uzan'ın verdiği 90 milyon euroyu kullanacağız. Gerçek hayatta var mı bilmiyorum ama anlaşmaya yeni bir boyut kazandırıyoruz. Yani mevzu şu: Galatasaray'a 3 sezon boyunca 90 milyon euro transfer bütçesi veriyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışıyoruz. Sizden bu video için en az, bak en az, lan şu kaşım da düzelmiyor ha, en az 12 bin like bekliyorum dostlar. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Aynı zamanda yorumlara yazın. Eğer Galatasaray'ın eline bu para geçerse kimleri alır? Hangi yıldızlar Galatasaray'a gelir? Bunları yorumlarda konuşalım. Bence gider mesela bu para geldiği anda Galatasaray Icardi'ye anında imzalar. Ki ben de öyle yapacağım birazdan. Şampiyon olduk mu sezon sonunda? Olduk. Güzel. 82 puandayız. Bakıyoruz şöyle, Ziraat Türkiye Kupası'nı Fener almış. Aynı gerçek hayattaki gibi olmuş ha. Neredeyse aynı. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Real Madrid. Burada işte biraz ayrışıyor. Avrupa Ligi PSV, Konferans Ligi de Fiorentina'nın olmuş. Kadromuz güzel. Sözleşme yenilemelerini bilerek yapmadık ki giden olursa bile onları direkt alabilelim. Mata zaten gidecek. Icardi'yi de önümüzdeki sene bonservisiyle almaya çalışacağız. Aşkın olayıma bak. Oha! Trabzonsporlu Gomez'e bak. Trabzonspor ikinci olmuş bu simülasyonda. Fener'in yerini almış aslında. Hani gol kralı çıkarmış, ikinci olmuş falan. Icardi de 28 gol atmış. Yuh! Asist krallığında Trezeguet var. Icardi ikinci olmuş. Gol yenmeyen maçta da bizim kalecimiz Muslera'mız nerede lan? 15. olmuş Muslera, şaka mı? Icardi 29 gol 10 asist. Kerem Aktürkoğlu 14 gol 4 asist. Zaniolo 12'ye 5. Mertens 8'e 5. İnanılmaz bir sezon geçmiş. Emre Kılıç da kiralıktı, geri dönmüştü. Hani o burada oynamadı. Yani güzel bir sezon. Bakalım yeni sezonda Cem Uzan'ın verdiği paralarla 90 milyon euroluk transfer bütçesiyle neler yapacağız? Bütçe 100 milyon euro oldu. Çünkü gerçekte de hani Galatasaray'ın kenarda 10 milyon eurosu var diyorlar. Bu yüzden bütçeyi direkt 100 yaptık. Gelen 90 milyon euro ile beraber. Bakalım neler yapacağız. Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz. Mustafa Muhammed'i Galatasaray gerçek hayatta sattı. Biz de satmaya çalışacağız. Ama ondan önce direkt olarak Icardi'yi almaya gidiyoruz dostlar. İlk önceliğimiz Icardi olacak. Orta sahaya bir parades çekmeye de çalışabiliriz. Biliyorsunuz ki 3 sezon içinde Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Bu doğrultuda bir kadro kurmaya çalışacağız. Parades mesela... Parades niye çıkmıyor lan? Parades. He ulan, adamın ismini yanlış yazıyormuşuz. Parades'i de almaya çalışacağız. Sözleşmesi bitiyor. Önce Icardi abi. Önceliğimiz Icardi, kusura bakmayın. Onu Paris formasında görmek istemiyoruz. Şu kameramızı da biraz daha yakınlaştıralım. Önceliğimiz Icardi arkadaşlar. Okan Hoca'yı görüyorsunuz, Icardi'yi almak istiyor. Ve şimdi Paris'le görüşmedeyiz. Icardi için 20 küsür milyona anlaşabiliriz. Çünkü sözleşmesi bitiyor diye orada yazıyordu. 20, abi 36 falan ne yapıyorsunuz ya? Dur bekle. 24 diyeceğim. 24, pazarlığımız sıkı olsun. 29 diyor, yapma oğlum. 24'te ısrar edelim, sözleşmesi bitiyor. Tamam. 29'a bak, boşuna kazıklanacaktık he. Paris'e bak ya. Icardi seni şu formadan çıkarıyoruz hadi. Hadi bu formayı çıkar. Çıkar, yak gel. Yak gel hadi. Gerçek hayatta tabii bir yandan Arabistan kulüplerinin de ilgisi var. Onun hakkında da bir kısa video yayınladım. Hem YouTube'da hem Instagram'da hem TikTok'ta. Hele orada mı daha başarılı olur, burada mı gibisinden. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ya ligimizin yıldızı gitmesin Arap Ligi'ne ya. Ben Arap Ligi'ni sevmiyorum. Açıkçası durum bu. Ben böyle hissediyorum. Fenerli de olsam mevzu bu yani. Şimdi Icardi'yi Galatasaray'a getirdik. Artık bonservisiyle beraber adam Galatasaraylı oldu. Geldi kulüp binasına, geri geldi kral. Geri geldi. Hadi bakalım. Bak diyor, mükemmel anlaşma diyor. Helal olsun. Parades 29 yaşında, değer mi bilmiyorum ama gerçekte çok konuşuluyor, bilmiyorum. Bence Parades'i de alalım. Takımda alternatif bulunsun. Mertens de yaşlanıyor. 13'e falan alabiliriz gibi gözüküyordu. 13 milyon euroyu direkt gözden çıkaracağım. Kalan paraya da belki büyük bir yıldız alır, transfer dönemini bitiririz. Daha Mustafa Muhammed'i falan da satacağız. 13.700'e anlaşalım. Tamam. Parades için 13.700'e anlaşıyoruz. Şimdi Mustafa Muhammed'i falan satılığa çıkaracağım. Kadroya bir bakacağım. Nereye ne lazım? Ona göre ilerleyeceğiz. Nelson'u da satabiliriz. Gerçek hayatta da gidecek diyorlar. Bilemiyorum. Onu da satıp Emrecan'ı oraya getirebiliriz. Böyle
böyle söylentiler var. Tamamen söylentiler üzerinden en iyi şekilde Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmak istiyoruz abi. Amacımız bu. 13.700'e Parades'i getirdik. Bence iyi transfer. Bu dizilişte bir kere sıkıntı var. Bunu ayarlayacağız da. Çok oyuncu var gidecek, satılacak ya. Mustafa Muhammed'i falan hemen verelim. Şu dizilişi de değiştireceğim. Şöyle yapacağım. Şimdi o tabii kayacak her şeyi. Aynen. Her şeyin yerini değiştiriyor abi. Torreira'yı defansif orta sahaya koyuyoruz. Oliveira ve Parades burada beraber oynayacaklar. Parades daha genç. Şimdilik onu koydum. Oliveira'yı yedeğe çekiyoruz. Bir tık. Kerem Aktürkoğlu solda. Mertens yerine. Ah bak, burada Oliveira belki oynar. Zaniolo sağ kanat. Onu da sağ kanada çevireceğiz. Kerem'i de sol kanada çevirmemiz lazım. Aa, Galatasaray sol bek de arıyordu. Doğru. Bir tane yıldız sol bek de getirebiliriz. Ona bakalım. Şimdilik durum bu. Kenarda da 50 küsür milyon var. Ben bir Mustafa Muhammed'e hemen satılık vereceğim. Hemen abi. Satılığa çıkaracağım. Transfer listesine ekledim. Patrick Van Aanholt. PSV kulübünde kiralık. Tamam, orada kalsın. Emre Kılınç. Luyin Dama. Hepsini satılığa ekliyoruz. Berkan kalabilir. Alparslan Öztürk. Barış Alper kalsın. Taylan gitsin. Olcan Çağlayan. Tamam, Juan Mata zaten Burnley'e gidecek. Futbolu bıraktı gibi bir şey sayılır artık. Ross falan. Tamam, gerisi kalabilir. Sorun değil. Mustafa Muhammed için 11 milyon veriyorlar. Kabulümüzdür ya. Kabulümüzdür. İyi para. İyi para abi, gitsin. Sasha Boye falan da gidecek diyorlar. Bilmiyorum ya. Bak, Galatasaray bu topçuyu da alacak diyorlar da şu an alsak pek bir yararı olmaz. Yine de ekleyelim. Zakaryan var mı burada ya? Çok benim ismime benziyor diye çok gündem oldu Twitter'da falan da. Zakaryan yok. Olsa alırdık. Taylan'a teklif geldi. Teklifi kabul ediyoruz. Bu arada oyuncu yüzleri var. Hani bu ne diye soruyor olabilirsiniz bilmiyorsanız. Melivora Peç yaması yüklü oyunda. Haberiniz olsun. Boye de gerçek hayatta gitmek istiyormuş. Beni bırakın diyormuş. Ya beni bırakın gibi değil de hani. Ben yeni bir yere transfer olmak istiyorum falan gibisinden. Kariyeri için öyle bir şey istiyormuş. O yüzden onu da verebiliriz. Torreira da gidecek diye haberler var. Bilemiyorum versek mi ama çok değişiyor takım ya. Torreira'yı vereceğiz herhalde. Çünkü gerçek hayatta da gidebilir. Ama Sevilla'ya değil. Daha güzel bir teklif gelirse veririm. Sonuçta Cem Uzan para veriyor o kadar ya. Torreira da burada kalmak ister. Ben Torreira'yı şu an vermeyeceğim. Bu arada sizce nasıl olur hani, gerçekten bu para verirse neler olur? Samimi düşüncenizi merak ediyorum. 11.600 ya da bu parayı verebilir mi? Samimi düşüncelerinizi merak ediyorum. İyi para aldık bu arada. Zaniolo için teklif ama Benfica'ya vermeyiz abi. Yüksek profilli bir takıma giderse gider bu adam. Gerçekçi dışı olur Benfica'ya vermek. Benfica ne ya? Adam yani böyle 5 büyük lige falan gitmek istiyor. Benfica'da ne yapacak abi adam? Delirdiniz mi? Kardeşim, Fenerbahçe ile bir süper kupa var. O maça kadar birkaç transferi tamamlamamız lazım. Muslera sakatlandı. Ne oldu lan orada Muslera'ya? Dur bakacağım. Luyendama'ya teklif gitsin. Muslera ne kadar sakatlandı? 4 hafta. Maçı kaçırıyor. Yedek kaleci kim? Batuhan Şen var. Abi. Kerem Aktürkoğlu'nun yüzüne bak abi. Çok güzel gözüküyor bu yamayla oyun ya. Dur, bir yedek kaleci gündemi vardı Galatasaray'ın. Ya Doğan Alemdar ya da Günay Güvenç diyorlar. Bir reytinglere bakalım. Günay Güvenç 74. Bir de Doğan'a bakacağım. Bence genç almak şu an daha mantıklı. Muslera'dan sonra da kaleyi devrederiz direkt. Doğan Alemdar'ı alalım. 7 milyon diyor. Bas 8 milyonu falan al ya. Dur bakayım. Yine de pazarlık yapacağız. Evet. Doğan Alemdar 7 milyona. Oha 9 milyon diyorlar. Kardeş pay varsa 7 milyon. Kusura bakma. Daha bak kardeş. Pay varsa 7 milyon dedim lan. Korkanlar var mı yorumlarda? Ben bile bağırınca korktum. Kardeşim pay varsa 7 milyon. Hadi bakayım kardeşim. Tamam 8 milyon olur ama sonraki satışta payı kaldırırız. 8-800 olmaz. 8 milyon olur. Ne dişli çıktınız ya. 8 milyonu alalım direkt hadi. 8-400. Allah kahretsin. Karesini alıyorum, tamam. Bizim Türk futbolcumuzu bize bu paralara şey yapıyorlar. 500 binin lafını yapıyorlar ya. Neyse, Doğan gelsin. Doğan gelsin abi. Çok önemli diyeceğim. 4 yıllık eyvallah. Serbest kalma bedelini yok say falan. Doğan Alemdar'ı görüyorsun. Alemdar evet, güzel. Bonusu kaldır. Polat Alemdar'ın yeğeni oğlum. Saçma sapan bir espri yaptım mesela ara yani. Saçma sapan bir espri. Neyse, Doğan Alemdar şu anda Galatasaray futbolcusu oldu. Hem Süper Kupa finalinde de kalemizi korur. Hani bu açıdan da Muslera'nın sakatlığını göz önüne alırsa şey yaptık abi, garantiye aldık kendimizi. Nelson'a da teklif gelirse vereceğim. Gerçek hayatta da öyle çünkü. Emre Kılınca 2-400 geldi, kabul edelim. Trabzon'a gidiyor. Şu an Zaniolo'ya falan teklif yok ama Nelson'a da yok. O iyi oldu. 65 milyon euro da bütçemiz var. Sol bek'e bir Grimaldo çekelim mi abi? 26 yaşında yıldız sol bek. Getirelim mi? Yakışır da. Harbi yakışır. Biz şampiyon... Aa, Milan'a gitmiş. Alamayız. Alamayız. Nuno Tavares konuşuluyormuş lan. Tsimiskas bir futbolcu vardı Yunan. Şeyde Liverpool'da o da konuşuluyordu. Ama Nuno Tavares de gündeme gelmiş. Haberlerden bakarak şöyle bir Nuno Tavares çekebiliriz sol beke. 79 rating bu oyunda Arsenal'e gitmiş. Yedektir abi Arsenal'de şu an. Onu alabiliriz bence. Gelsin abi, Nuno Tavares gelsin. Tsimiskas'a da bakalım. 27 yaşında 78.
Tavarez'i alalım abi. Tavarez'i alalım biz. Emrecan'ı da alacağız. Tamam mı? Emrecan'ı da istiyorum. Emrecan'ı da bir şekilde getirelim. Yıldız transferi Napoli'ye gitmiş. Ne alakalı? Bir şekilde gelsin abi. Bu ikisini alırsak Nuno Tavares artı Emrecan şu anlık iyi olur şu anki durumda. Zaniolo falan satılırsa da artık parasına göre birini alırız. Nuno Tavares'e 22 milyon euro önereceğim. 23 dediler. Ben yine de 22'de ısrarcı olayım. Anlaşmalarda bu ufak paralar bile etkileyebiliyor bir oyuncuyu alıp alamamanıza. Evet, Nuno Tavares Portekizli futbolcuyu Galatasaray'a getiriyoruz. Sol bekte oynayacak. Türk kuralına da dikkat etmemiz lazım. Onu da söyleyelim. Türk kuralı da önemli. Yeni transferimiz hayırlı uğurlu olsun efendim. Emrecan alıp stopere çekeceğiz abi. Alıp stopere çekeceğiz. Türk sayılıyor bir de kurala göre, öyle biliyorum. Onu alıp stopere çekebiliriz. 31. Tam Ederica, tam Ederica. 30 milyon euro vereceğim ya. 42 istiyorlar. Yapma Spalletti Hoca. 32 milyon vereyim. Tamam, zamanla ihtiyacımız var diyor. Boya için teklif 33 milyon euro Feyenoord'dan. Ama Feyenoord'a bu adam gitmek istemez ki. Premier Lig'den falan teklif gelirse harbiden vereceğim. Zaniolo'ya Fenerbahçe'den 57 milyon. Kardeş ne yapıyorsunuz? Ne alakasınız ya? Fenerbahçe. Ne alaka? Emrecan. Ha, sözleşme görüşmesi doğru. Ulan adamı anlaştık, sözleşme görüşmesine gitmedik. Adam diyor ki kardeş neredesiniz diyor. Düşünmek için zamana ihtiyacımız var demişti Spalletti. Kabul etmiş demek ki. İyi bir oyuncuyu takıma kazandırdık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu yolda önemli bir şey. Bu arada 3 sezonda kazanamazsak kazanamayacağız. Hani rebuild'imizin amacı 3 sezon bu bütçeyle ne yaparız gibi bir şey olduğu için 3 sezonda kazanamazsak başarısız oluyoruz ve video bitiyor. Şimdi Emrecan'ı getirdik. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni transferlerimiz şu ana kadar bu oyuncular oldu. Daha fazlasını da yapacağız. Boye'nin teklifine gitmesine göre. Benfica'dan gelmiş. Abi niye üst bir takımdan teklif gelmiyor ya? Boye'cim yani gerek yok Benfica'ya gitmene. Ne yapacaksın orada? Buradan ayrılıp. Ne farkı var? Tamam, oranın futbolu biraz daha gelişmiştir. O ayrı. Ama yani abi değmez şimdi Boye. Değmez. Şöyle yapalım. Tamam mı? Ondan sonra Tavares sol bekte yerini alacak. Bütün mevkileri de vereceğiz tabii ki. Gidelim şu mevkilerimizi verelim. Kerem Aktürkoğlu'na sol kanat vereceğiz. Böyle baktığımız zaman bir dakika dur. Önce Zaniolo'ya sağ kanat verelim. Zaniolo sen sağ kanat. Tamam. Ardından Emrecan stoper. Stoper. Eyvallah. Ardından Boye'ye sol bek verebiliriz. Geliştirebiliriz. Ters açık beki verelim. Aynı şey zaten bunu vermek. Tavares. Ters kanat beki vereceğim Tavares'e de. Tamam mı? Başka. Kerem'e sol kanat vereceğim. Direkt SLK olsun. Kardeş SLK'sın. Tamam. Onun dışında Mertens'in 4 hafta bir sakatlığı var. Sezon sonunda da futbolu bırakıyor. Eyvallah. Muslera'nın da sözleşmesi bitiyormuş. Onunla da bir yenileyelim. Efsane kalecimiz. Ama işte bak, serbest kalma bedeli olmaz. Ya biz bunlara karşıyız. Anladın mı? Okan hocamız da karşı. Muslera herhalde oyunda bu sezon yedek kalacak. Oyunda maalesef yedek kalacak. Çünkü reytingi düşüyor. Serbest kalma bedelini reddet. Maaş işi 40. 40 verelim. 40 verelim. Maaşına zam yapıyoruz bu yaşta. Eyvallah. Hamza'nın da bak. Hamza'nın da hemen şeyini yenileyeceğim. Abi o da şey istiyor ya. Serbest kalma istiyor. Sözleşmesini yeniliyordum. Hamza genç yetenek. Tamam. Başka var mı bir yıl kalan? Önemli bir oyuncu. Şöyle bakıyoruz. Başka yok. Eyvallah. İlerleyelim bakalım. Fenerbahçe ile bir süper kupa final maçımız var. Bu maç önemli. Hızlı simüle edeceğiz. Crespo, Berişe, Batshuayi falan gibi değişik bir takımı var Fener'in. İrfancan Eribayat oynuyor kalede de. Haydi bakalım oğlum. Lan penaltılarla verdik ya. Icardi penaltı kaçırmış. Ama 86'da gol atıp uzatmaya götürmüş. İlginç bir maç. Crespo da gol atmış. Bu olmaz abi. Bu bize yakışmadı. Şu anda bize yakışmadı bu. Onu söyleyeyim. Şu anda bize yakışmadı. Turnuvanın en iyi oyuncusu diyor. Neyin en iyi oyuncusu? Hangi turnuvanın? Süper Kupa. Tek maçlık turnuvanın en iyi oyuncusu. Yani maçın adamı aslında Icardi seçilmiş. Mevzu bu. Sonda penaltıyı kaçırmayacaktı abi ya. Kupayı alırdık o zaman. Kadro bence fena olmadı. Bir ofansif orta saha ayarlarsak daha iyi olur. Hani yıldız bir ofansif orta saha oraya iyi gider. Ya da belki Mertens'den sonra çeker. Bilmiyorum. Alparslan Öztürk'ü de satalım. Yunus Akgün teklifi, ya yetki verelim. Porto'ya belki kiralanabilir. Neden olmasın? Olmaz demiyorum. Aha, Zaniolo için Fulham'dan bir teklif. Zaniolo Premier Lig'e gitmek istiyorsan seni vereceğiz. Görüşmeyi yapalım. 80 milyon euroya yakın bir paraya verebilirim. Açıkçası benim için de uygun olur. Şöyle 79'a Zaniolo'yu satarsak birilerini çekeriz abi sağ kanada. Yıldız bir adam çekeriz, hani yaşlı ve yıldız. Çünkü gerçekte de Zaniolo buradan ayrılacak diyorlar. Biraz da gerçekçi olmasını istiyorum çıtırdan. Zaniolo hemen gitti lan. Parası geldi mi? Tamam geldi. Hemen gitti ha. Adam hemen gitti. Ya. Bu kadar hızlı gidemezsin. Sağ kanada birini bulacağız. Ya Dembele'yi Galatasaray 10 sezon videosunda getirmiştik. O yüzden onu getirmek istemiyorum. Hani zaten onu bir kere getirdik. Abi peki Pedro Gonçalves mi ya? Pedro Gonçalves'i bir isterim şu an, biliyor musun? Gelsin Portekiz Ligi'nden, kop gel be. Portekiz Ligi'nden gelen bu yaştaki futbolcular da hep Türkiye'de tutar. Bakayım biri almış mı ama? Yok, alınmamış. Tamam. Pedro Gonçalves
Gonçalves'i getireceğim abi. Pedro Gonçalves'i getirmek istiyorum. Sağ kanada çeviririz onu, oynatırız. 66 milyon eurodan başlıyor. Paramız da var. Pedro Gonçalves bize uyar bence. 60 milyon eurodan açacağım şeyi. 79 diyor. Oha, paramızın üstüne çıktı. 68 diyelim. Hoca işte tamam, gel yanaş ya. Tamam. 68, 70'e yanaş, tamam. 70 milyon euroya inanılmaz bir transfer yapıyoruz. İşte Cem Uzan'ın verdiği para aslında burada ortaya çıkıyor. Hemen görüşmeyi yapalım. Yıldızımızı getirdik. Sağ kanatta oynatacağız. Bir de genç yıldız. Hani belki böyle çok yüksek profilli bir yıldız değil. Hani nasıl söyleyeyim? Bence Zaniolo'nun ismi daha büyük. Ama reytingi çok artacak bir futbolcu bu da. Ve Zaniolo gitmek istiyordu. Yapacak bir şey yok. 40 para vereceğim abi. Sana 40 maaş veriyorum. Aa, lan orada 26 alıyor. Burada 40 niye almasın? Yapma Bodo Glimt'te, yapma ya. Yapma Bodo Glimt'te. Bodo Glimt ne ya? Siz yenersiniz bunları. Al işte, ama gidemiyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. Yendiğimiz takımı, yenebileceğimiz takımı şey yapamıyoruz ya. Şu anda üzüldüm, bekle. Pedro Gonçalves senin yüzünden. Takıma gel, iyi bir şeyler yap, affederiz. Kafam karıştı. Transfer merkezi nerede? Tamam, Pedro Gonçalves, bir daha görüşeceğiz. Bir daha bunlarla pazarlık yapalım. Pedro Gonçalves'i getirelim. 60 milyon euro demiştik. Sonraki satıştan pay da ekleyelim. Bakayım ne diyecekler. 69 diyor düz. Tamam. Az önce 70'e anlaşmıştık. Şimdi daha ucuza anlaşıyoruz. Şöyle maaş işi al. Al 80 al, evine götür hadi. Hadi git. Lan bir de ek ücret istiyor. İyi tamam al. Ne para gözmüşsün ya sen. Seni böyle tanımazdık Pedro Gonçalves. Seni böyle bilmezdik yani, kusura bakma. Gözümdeki imajın düştü. Söyleyeyim, gözümdeki imajın düştü. Öyle bakma bana. Öyle bakma, mal gibi bakma, gözlerini açın. Şimdi Sacha Boey falan gitmedi bu arada, iyi oldu. Pedro Gonçalves şöyle gelsin, sağ kanatta yerini alsın. Ofansif orta sahada Oliveira oynayacak. Yani Mertens iyileşirse o da oynayabilir. Gelişim planlarını bu arada verelim lan, mevkiler geldiyse. Bruno Tavares ters şey çalışıyor falan, tamam bunlar okey. Emre Can'ı stoper yaptık, 84 oldu. Kerem Aktürkoğlu 80 oldu, güzel. Bir de nerede bizim Pedro Gonçalves'imiz? Takıma yeni geldi. Gelişim planı diyelim. Kardeş, sağ kanat olacaksın sen direkt. Direkt seni sağ kanat yapacağız. Hemen dön sağ kanada, tamam mı? Muslera için transfer teklifi Udinese'ye falan vermem. Kendi ülkesine gitmek isterse verebiliriz. Efsane bizi öyle İtalya Ligi'ne falan ne vereceğiz lan? Allah Allah. Luyendama da kabul etmiyor hiçbir şeyi ya galiba. Reddediyor sürekli. Sacha Boey'e teklif var. Manchester United. Arsenal. Aa, gerçek hayatta da vermişti. Burada da vermiş. Görmemişiz. Manchester United'a verebiliriz. Görüşmesini yapalım. Gitmedi diyorduk. Adam gidiyor abi. Gitmedi diyorduk. Gidiyor. Manchester United'a. Yani kusura bakmayın ama bir 42 milyon euro isteyeceğiz sizden. 36 diyor. 40'ın aşağısına pek inmek istemiyorum. Son bir 40 diyeceğim. Olmadı 36'ya vereceğim mecbur. Tamam, 40'a verdik. Trabzonspor derbisi var. Hemen hızlı simüle edelim. Bakalım ne olacak. 2-1 kazandık. Kerem Aktürkoğlu ve Emre Can. Güzel. Emre Can da ilk golünü attı. Aa, Nelson. 28 milyon euro. Ben kabul etmemiştim. Serbest kalması mı vardı? Lan oğlum ya. Gerçek hayatta da böyle gitmek istiyordu. Nelson gitti. Abi serbest kalmasını hiç görmedim ya. Boye de gidecek. Savunma attı. Bayağı değişti. Abdülkerim Bardakçı dışındaki herkes değişiyor savunmada. Transferde son gün. Boya gidecek mi gitmeyecek mi belli değil lan. Teklifi gör. Tamam, biz bunu kabul ettik. Hala görüşüyorlar. Son anda gidip bizi şey gibi bırakma Boya. Biz onun yerine birini alalım mecburen. Kalsa bile yapacak bir şey yok abi. Ama öncesinde Abdülkerim Bardakçı yerine birini almamız lazım ya. Yani o mevkide oynayacak. Nelson gitti ya. Nelson'u doldurmamız gerekiyor. Galatasaray gerçekte zaten Emre Can'ı Nelson'u doldurmak için aldı bu arada. Ya hem sağ bek hem stoper oynayabilen birisi olur şu an bize, biliyor musun ya. John Stones var. Ama bu adamı City'den alamayız. Olmaz yani. Pavard. Fransız. Olabilir lan. Pavard'ı deneyelim mi? Hem stoper hem sağ beki var. Ya artık gerçekçilik eyvallah bir yere kadar. Biz de oyunumuza bakmamız lazım. Pavard olabilir. 84. Tottenham'da oynuyor. 27 yaşında. Bunu paramız yetmez ama şu an. Olabilirdi ama paramız yetmiyor. Elistondo'ya ne diyorsunuz? Elistondo 11 ay içinde sözleşmesi bitiyor. Kap gel. Kap gel bu adamı, kap gel. Hemen gelsin. Nelson giderse sağ bek oynar. Kalırsa da Abdülkerim Bardakçı yerine stoper oynar işte. 20 milyona alabiliyoruz Elistondo'yu. Güzel bir transfer olacak bizim için. Evet, 20 milyon euro direkt olarak verdik. Sözleşmesi bitiyor çünkü. 21 milyon euroya hayırlı olsun efendim Elistondo. Hemen gördüm, hemen aldım. Bak hemen, öyle bekleme yapmadım yani. Bekleme yapmam. Hemen alırım. Serbest kalma bedelini yok sayıyoruz. Kabul ediyoruz dostlar. Elustondo artık bizim oyuncumuz. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun, hemen aldık onu. Kaptık geldik. Juan Mata da İspanyol olduğu için bu kulüp iyidir gibisinden bir referans da verdi. Elustondo da hemen geldi. Bence iyi transfer. Nerede Elustondo? Ha, milli takımda. Tamam. Gel abi, gel sen. Sen gel ya, manyak mısın? Sensiz olur mu? Mertens de sakatlıktan dönmüş ama işte oynatılmıyor gibi. Biz onu birkaç maçta oynatalım. Formunu geri getirelim. Zaten olmadı. Simülasyon şey yapacak. Hoca şimdi son gün ne oluyor ya? Gidiyor mu gitmiyor mu Boey? Boey gidiyor mu gitmiyor?
gitmiyor mu? Giderse çünkü onun parasına da hala bir şey alabiliriz aslında. İyi paraya gidecek. 40 milyona gidecek. Aha, gitti lan Boye. O zaman stoperde Elustonda oynatacağız. Sağ bekede birini alacağız. Bak, gurme bir transfer yapacağım. Gurme adam alacağım. Gurme. Gurme. Alexander Bah, Danimarkalı. Nelson'dan bilgi aldı, gelecek buraya. Tamam mı? Bu adam Nelson'dan bilgi aldı. Benfica'dan kendisini buraya alacağız. 36 milyon 500'ü alabilirsin diyordu oradaki yazıda. 36 önereceğim. 38 diyor. Tamam. Yani bu paraları vereceğiz çünkü 25 yaşında bir oyuncu. Sağ bekte de emin ellerde olmak istiyoruz açıkçası. Görüşme yapalım. 80 vereceğim abi, öbür türlü gelmiyorlar. Bir de transferin son günü, bu riski göze alamayız. Bahı da getirdik ve artık transfer dönemimizin sonuna geldik dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız için direkt olarak sezon sonuna simüle edeceğiz. Ama simülasyonu beraber izleyeceğiz. Çünkü bir yandan da nereye düştük? Avrupa'ya mı düştük? Bir yere düştük. Evet, Bah sağ bekte oynayacak. Bence iyi transferler yaptık, ben öyle düşünüyorum. Yedeklerimiz de iyi. Mertens'i bir iki maçta oynatalım, öyle başlayalım simülasyona. Mertens'in son senesi çünkü. Şey olmasın adama yani. Dur bakayım, ligde ne maçı var? Hatay Spor maçı var mesela. Bu arada Frankfurt falan filan neler oluyor ya? Avrupa Ligi'nde gruplardayız. Hatay Spor maçını hızlı simüle edeceğim. Mertens oynasın istiyorum. Mertens oynasın. 4-3 kazandık. Icardi hat-trick yapıyor. Güzel. Mertens form buluyorsun değil mi Mertens? Bakayım sana. -3 olmuşsun. Her maç böyle 1-1 artacak mısın? Dur bakayım. Bir daha evet. Gençler Birliği maçı. Fenerbahçe derbisi var. Frankfurt, Fenerbahçe falan bu maçlara kadar oynarız. Beraber simüle ederiz. Oynarız dediğim de bu yani. Takvim yerine buradan simüle ediyoruz. Ve evet, güzel. Güzel güzel. 3-3 kaldık ama olsun. Çok gol atıyoruz. Bir şey olmaz. Biz bu sezon sonu şampiyon oluruz. Bana öyle geliyor. Avrupa Ligi maçı var. Frankfurt'a karşı önemli maç. Alparslan Öztürk abicim, hep kabul ediyoruz satılmasını. Luyendama da öyle. İkisi de gitmiyor ya. Avrupa Ligi ilk maçı önemli. Mertens -1'de oynuyor. 78'e düşmüş ama olsun. Olsun, burada da formunu arttıracaktır. Lan oğlum ya. Manyak mısın? Çok kötü yenildik. Muani falan ne yaptı? Oğlum biz Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazanacağız lan? Acaba kalecimiz mi düşük kaldı? Muslera iyileştiyse o oynasın. Muslera iyileşmiş abi. Kim oynarsa oynayacak artık. Simülasyonda göreceğiz. Çok da bir farkı yok ya. Muslera tabii ki gerçek hayatta efsane. Böyle bir reyting değil. Ama yani abi ne diyeyim yani, oyunda böyle olmuyor işler. Haziran şöyle 22'sine kadar falan gideceğim ki şey maçı olursa, kupa finali falan olursa oynayalım. Avrupa Ligi'nde ilk maçı yenildik, bu bizim için kötü oldu. Ama devamında ne olacağı çok önemli dostlar. Burada her şey belli olacak. İkinci maçta berabere kaldık Avrupa'da. Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyoruz ya. Avrupa Ligi'nde ilerleyelim. Samsun Spor maçı var. Onlar da alt ligden yukarı çıkmışlar gerçek hayattaki gibi. Burada da çıkmışlar. PAOK güzel. Hadi abi. Hadi Adana Demirspor güzel. Haydi beyler. İyi oynayalım. İyiyiz. İyiyiz abi. Devam. Çok iyiyiz. Muhteşemiz lan. Gaziantep çok iyi. Ulan bütün maçları almaya başladık. Avrupa'da gruplardan çıkarız. Yarı finalimiz var Avrupa'da. Bak söyleyeyim size. Avrupa'da yarı final oynayacağız. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu sezon yarı finalimiz var. Frankfurt'u yen işte bu. 3-1 yenilmiştik ilk maç. Ne oldu Frankfurt? Akıllı ol Frankfurt. Bu ne bu? Bunu da yenelim. Bunları da yenelim. Gel. Gel, bırakın gelsin. Güzel. İlk maçta bunlarla da berabere kalmıştık. Aralık ayındayız. Takımımız bence iyi gidiyor. Ama tabii ki sezon sonunda neler olduğuna bakacağız. Yıldızlarımız bizimle. Sözleşmeleri de kontrol etmiştik. Hiç sıkıntı yok. Ocak ayında bir durdurabiliriz bu arada. Ocak ayında bir durdurup en azından sözleşmeleri kontrol edebiliriz. O da önemli. Beşiktaş maçı. Lan oğlum durduramıyorum. Dur dur artık, dur artık. Eyüpspor tamam, yendik. Şimdi kadroya bakayım. Icardi falan artmış. Gonçalves artmış. Gonçalves'e mevkisini verdik mi? Gonçalves oynuyor değil mi? Oynuyor. 20 maça çıkmış. Mevkisini vermemiştik. Hemen onu bir sağ kanat yapalım. 6 ay kalan kimler var sözleşmesi? Mertens'i yenileyemiyoruz zaten. Muslera da 6 ay kalmış. Hemen yenileyelim. Kabul etmiyor lan. Gidiyor Muslera seneye. Artık ülkeme döneceğim diyor. Yapacak bir şey yok. Mitchell'in 8 milyon serbest kalması var. Olabilir. Mitchell de bu arada Adana Demirspor maçında gerçek hayatta inanılmaz gol attı. Belki de şampiyonluk o golle geldi. Ya tabii ki bir şampiyonluk bir gole bağlanmaz ama önemli bir dönüm noktasıydı bence. Adana'ya orada puan kaybedebilirdi Galatasaray. Ben de canlı izledim o maçı. Micho'yu da o yüzden unutmuyorum abi. Yiyecek bir şey yok yani. Frederic Micho. Baksana abi, adam Micho ya. Şu ana kadar ligde nasılız? Hepsini bir değerlendirelim. Ligde bayağı puan fark atmışız. Güzel.
Avrupa Ligi önemli bizim için. Avrupa Ligi'nde rakibimizin kim olduğu belli değil daha. Gruplardan birinci çıktık çünkü. Abi City miti buralara gelmiş ya. Bak eğer gruptan ikinci çıksaydık ön elemede City ile oynayacaktık. Şansa bak. İyi tamam güzel. Sözleşmelerde de sıkıntı yok. Serbest kalmalar falan hepsine baktık. Takımımız iyi. Muslera 75. Doğan Alemdar 76 ama Muslera artı 4 ile oynuyor. Oyun kimi oynatıyorsa onu şey yapacağım. Bak mesela Mertens'de artı 5. Oliveira eksi 1 abi. Form durumuna göre oyun oynatıyor işte. İyi iyi güzel. Takımımızdan memnunum. Hadi bakalım sezon sonuna gidelim. Bu sezonu bir bitirelim. Değerlendirelim. Ondan sonra yeni sezonda yine 90 milyon euromuzu harcayacağız dostlar. İyi olacak ya. Başakşehir haydi oğlum. Güzel güzel. Bunlar önemli şeyler abi. Bu galibiyetler önemli. Kayseri Spor yeniyoruz güzel. Bir yandan şöyle ha. Bir yandan abi iyiyiz. Çektiğim videoyu montajımıza atıyorum ki bu videoyu size yetiştirelim dostlar. Eğer videodan eğleniyorsanız, zevk alıyorsanız, beğeniyorsanız beğeni tuşuna basıp yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. Kupada eğlenmemiz peki? Niye kupada eğlendik abi? Böyle bir şey niye yaşandı şu anda? Üzüldüm. Allah kahretmesin ya. Ne alaka abi? Tamam Mart ayına geçiyoruz. Ligde şampiyon olalım. Lig önemli. Avrupa Ligi'nde de ilerleyelim. Braga. Braga'yı eleyebiliriz. Eleyebileceğimiz bir takım. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntı yok abi. Devam. Tamam Gençler Birliği maçı öyle olabilir. Sıkıntı yok. Devam. Devam. Ya yapma elenme. İlk maça 1-0 alıyorsun ya. Kafayı yiyeceğim abi. İlk maça 1-0 alıyorsun. Eleniyorsun orada ya. Oo, Fenerbahçe'yi 4-1 yendik ligde. Ama yani Braga'ya elenmeyelim ya. Ne alaka eleniyoruz Braga'ya anlamadım orada. Çok alakasız elendik. Konya Spor'u 2-1 yeniyoruz. Ya bu olmaz işte ya. Orada Braga'ya elenilmez kardeşim ya. Aman. Şu anda tadı kaçtı, sinirim bozuldu. Şu anda sinirlendim. Tadım kaçtı yani sinirden. Nasıl eğleniriz abi Braga'ya? Ne alaka eğleniyoruz yani? 3-0 3-0 iyiyiz tamam. Sinir bozucu bir eğlenme oldu ben size söyleyeyim. Sinir bozan bir eğlenmeydi. Yapacak bir şey yok. Kasımpaşa maçı 1-1 yapmayın. Artık ligi aldık ama yani şu son maçların hepsini yenilsek bile almışızdır bence. Puan farkı da vardı çünkü. Bayağı da bir yenilmeden gittik. Ligde şampiyonuz dostlar. Beşiktaş'ı da 4-1 yeniyoruz. Ezeli rakiplerimizi 4-1 yendik ya. İnanılmaz bir takım olduk biz. Ama işte kupada da ilerleyebilsek harika olurdu değil mi? Ah, ah neyse. Şöyle bir bakıyorum takıma. Icardi 83, Kerem Aktürkoğlu 82, Gonçalves 86, Mertens düşmüş. Seneye onun yerine birini alırız. Bence Şampiyonlar Ligi çok uzak değil. 3 sezonun sonunda alabiliriz Şampiyonlar Ligi'ni. Galatasaray 91 puanla ligde şampiyon. 90 gol atıp 35 gol yemiş. İnanılmaz bir şey yaptık. Helal olsun. Süper Kupayı zaten sezon başında alamamıştık. Vermiştik doğru. Zaten almıştık diyecektim. Alamamıştık. Avrupa Ligi'ni kim kazanmış? Newcastle Sevilla finali. Braga, evet Braga bizi eledikten sonra Frankfurt'a elenmiş. Ulan biz Frankfurt'u yeniyorduk ya. Ne kadar saçma ya. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanıyor. Bu arada Avrupa Ligi'ni almak da hedefimiz olabilir ha. O da bir hedef yani. O da iyi olur. Gol krallığında Gonçalves yeni transferimiz. 24 gol. Hemen ardından Icardi geliyor. Güzel. Asist krallığında Enkodu var. Bizim Torreira'mız ikinci olmuş. Aslında aynı sayıda asist yapmışlar. Torreira da birinci. Gol yenmeyen maçta da Muslera'mız dördüncü. Seneye ayrılıyor takımdan efsanemiz. Efsanemizi alkışlıyoruz. Seneye yabancı iyi bir kaleci getirmeye çalışacağız. Onu da söyleyelim. Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorduk. Buradan bir şeyler yaptık mı peki? Avrupa Ligi'nde listeye gir... İrfancan Eribayat dördüncü olmuş. Oha. Hatta dört de değil. İki diyebiliriz yani. Çünkü hepsi aynı sayıda. İnanılmaz. Asiste yokuz. Golde de yokuz abi. Newcastle'lı oyuncular ne yapmış ya? Golde Icardi'miz beşinci bu arada. Görmeden geçmeyelim. Icardi beşinci. Yedi gol atmış baba Avrupa Ligi'nde. Bir de ilerlesek daha da çok atardı. Takım içinde en çok verim yapan herhalde Pedro Gonçalves. 26-6. Hayır lan Icardi. 27 gol 8 asist. Söylenmedi. Bir dakika dur ya. Çıkma oyundan dur. Bağıracağım. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Kardeş adamsın. O zaman dostlar ikinci sezonumuza geçiyoruz. Yine 90 milyon euromuz olacak. İnanılmaz transferler bizleri bekliyor. Yabancı kaleci falan dedik de bu Türk kuralı bizi zorlayacak gibi. Gerçi ileride de iptal edilecek diyorlar. Bilmiyorum artık. Yine 90 milyon euroyla sezona başlıyoruz. Yani... burada transferlerimizi yapmamız lazım. Bence kalecimiz bir tık daha iyi olursa Şampiyonlar Ligi'nde falan daha üst şeylere oynayabiliriz. Muslera da gitti. Doğan Alemdar'ı yedeğe çekip orada bir şeyler yapabiliriz. Tabii şimdi kime ne teklif geleceği de önemli abi. Onlara da bakacağız. Benim almak istediğim oyuncuları aslında belirledim ben ya. Belli başlı oyunculara gideceğim. Çok basit. Mesela Talisca aşırı konuşuluyor. Juventus'ta oynuyormuş şu an. Ulan parası da fazla. Bunu almayalım abi o zaman. Bunu almayalım. Fazla para isteniyor. Mikel Merino'ya bakalım.
85 abi, herkes uçmuş ya. Herkes uçmuş ya. Takımı koruyacağım bu arada. Satmayacağım artık Torreira'yı falan. Hedefimiz var bizim. Emrecan'a 46 diyorlar. 30 yaşında. Yani oraya stoper daha iyisini bulur muyuz? Bir de Türk abi. Bir de Türk yani. Ya abi kafayı kırdım, yeter lan. Harbiden kafayı kırdım şu anda. İnanılmaz transferlere gidiyoruz. Önce Pellegrini'yi almak istiyorum. Offensive Port'ta sahaya Pellegrini. İnanılmaz iş yapar bizde. Hem İtalyan, Zaniola'dan sonra da bir İtalyan getirmiş olalım. 60 milyon euro önereceğim. Kafayı kırdım. Yeter artık kardeşim. Cem Uzan para vermiş ya. Bu arada niye ucuza geldi lan bu kadar? Neyse, görüşmesini yapalım. Fazla mı verdik? Lorenzo Pellegrini geliyor. Offensive Port'ta sahaya 85 rating. Kafayı kırdık abi. Kafayı kırdık, kusura bakmayın. Geri kalan parayla da bir artık kalecimi alırım, ne yaparım bilmiyorum. 128 diyor, serbest kalma bedelini reddet. Erden Timur kafayı kırdı abi artık. Bu noktadan sonra Erden Timur olarak kafayı kırıyoruz. Pellegrini inanılmaz bir transfer. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun, yıldız bir adam aldık. Burada Icardi'nin arkasında oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yapılmış bir hamle, onu söyleyelim. Şampiyonlar Ligi olmasa bile Avrupa Ligi'ni kazanalım, fark etmez. Avrupa'da bir kupa kazanacağız bu videoda. Hedefimiz bu. Ve şimdi Lorenzo Pellegrini geldi. Merkez orta sahada Oliveira oynayacak herhalde. Oliveira iyi gözüküyor. Parades de olabilir. Fark etmez. Bah iyi, beklerimiz iyi. Bir tane kaleci lazım abi. Bir tane kaleci lazım. Kaleci önemli. Türk kuralını da artık önemsemeyeceğiz. Çünkü ileride de kaldırılabilecek falan gibi haberler var. Haberiniz olsun. Vlachodimos 30 yaşında 24 milyon olabilir. Üçlü revitlerde de çok revaçta olan bir kaleci. Başka bakıyorum kenardan. Remiro olabilir. Remiro. İspanyol Real Sociedad. Biraz pahalı ama iyi gider be, biliyor musun? Remiro bize iyi gider ya. Remiro'yu sanki daha önce de bir Galatasaray rebuildinde Galatasaray'a aldık diye hatırlıyorum. Baha teklif var. United, siz bizim tüm sağ beklerimizi alacaksınız herhalde, işinize bakın ya. Emrecan'ı vermeyeceğim şu anda. Elustondo da gelişmedi, onu anlamadım ya. Elustondo istediğim kadar gelişmedi. Lündama kardeşim, gidiyorsan git ya. Hayır yani, gidiyorsan git, gitmiyorsan gitme. Nedir kardeşim bu? Abdülkerim Bardakçı, vermeyeceğim Abdülkerim'i. Abdülkerim'in yüzü yok mu? Ha var. Yüzü varmış lan. Benziyor da, güzel yapmışlar. Bir an yok sandım. Milli takım videosunda yoktu galiba, ya da biz yanlış gördük. Geçenlerde milli takımla alakalı bir video çekmiştik. Şimdi ne oldu? Pellegrini'yi aldık. 25 milyonumuz var ya. Bir tane kaleci veya merkez orta saha lazım. Yani merkez orta saha da iyi olur. Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi bir kaleci de çekebiliriz. Bilemiyorum yani artık. Leipzig maçı abi, hiçbir teklif gelmiyor. Hiçbir tarafa hiçbir teklif gelmiyor ya. Braga maçı. Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki şeyimiz belli oldu mu? Olmadı daha. Bu arada Türkiye Kupası'nı yine Fenerbahçe kazandı. Onlara karşı oynayacağız. Luyendama sonunda gidiyor. Salzburg'a gitti. Süper Kupa'da Fener'e karşı oynayacağız birazdan. Teklif yok mu abi? Torreira için transfer teklifi var. 81 milyon euroya kadar çıkıyorlar. Elustondo'ya transfer teklifi var. Orta sahada yok. Bunu istemiyoruz. Torreira'yı aslında satabiliriz ha. Bayağı fazla paraya. Fazla bir paraya satabiliriz Torreira'yı. 80 milyon euroya falan satarsak inanılmaz olur. Tamam, kabul etmedi. Abi 80'e kadar çıkabilirsin diyordu. O yüzden öyle teklif verdim. Ne yapayım yani? Ama öyle John Jordan üstüne para falan, 2 milyon para falan olmaz yani. Bah için teklif var. Neko Williams veriyor. Sağ bek, 78'lik sağ bek veriyor. Üstüne 2 milyon. Ne yapayım ben bunu? 4 rating ama yani 2 milyon kar için mi 4 rating şeyine gireceğiz? Gerek yok. Nice Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor. 10 milyon euro. Abi vermek istemiyorum ya. Kalsın bizde yedek olarak. Yedek olarak kalsın. Önemli yani, sezon uzun çünkü. Başka Parades için teklif Sporting'den 17 milyon. Hemen veririm. Hemen veririm oraya çünkü. Mikel Merino falan düşünüyordum. Hemen veririm. Üstüne gelen o parayla işte Mikel Merino'yu alabilirim. Parades gidersen olur. Zaten Oliveira'mız var o mevkide. Sıkıntı yok. Ve şimdi Parades de ilk 11'de çıkıyor. Fenerbahçe maçı, Serdar Dursun falan var Fener'de. Adam akıllı transfer yapmamışlar. Şöyle bir simüle ettik. Yine penaltılarla veriyoruz abi. Böyle bir şey olamaz ya. Süper Kupa kazanamıyoruz. Allah Allah. Bir de King atmış golü Fener'den. Dalga mı geçiyorsun? Kariyer modu benimle dalga geçiyor ya. Yani Merino'yu şu an alamayız. Vlachodimos'u alabiliriz. Şunu da zorlarız abi. Kaleciyi zorlayabiliriz. Deneyeceğim en azından. 31 milyonum var. 30 milyon üstüne. 30 milyon veremem. Şey yetmiyor. Maaş yetmiyor. Sonraki satıştan pay. Oyuncu değişimi kimi verebilirim? Yunus Akgün mesela. 46 dedi. 16 milyon fazla şey yapıyor benden. Hatta daha fazla istiyor. Yok abi, bekler. Dubois'ı versem. Düşünmek için zamana ihtiyacımız var diyor. Haydi be. Fazla para isteyecekler de oyuncu satamıyoruz şu an. Abdülkerim Bardakçı'yı satsak alırız ama stoperde bu sefer rotasyonumuz azalıyor.
Çok da sağlam bir şey değil öyle yapmak. Bu arada 2-1 yendik Hatay'ı. Remiro için 45 teklif almışlar ya. 46'ya veriyorlar bize de. Abdülkerim'i satsak mı? Satmasak mı? Bir yandan Remiro'ya teklif var. Abdülkerim'i kabul edeceğim. Remiro'yla da görüşme yapacağım. 46 olmaz. Bir şekilde bir görüşmeyle şeye çekelim yani. 29 diyeyim. Oyuncu değişimi Yusuf Demir'i vereyim. Yeni transfer ücreti 29 dedik. Teklifi yapalım. 46 diyor. 46'm yok. 46'm hiçbir zaman olmayacak. 41'im olur en fazla. 29 abi benim en fazla verebileceğim bu. 43 diyor. İniyor ama kardeşim ben de veremiyorum ya. Veremiyorum oyuncu değişiminden. Şey verelim mi yani? Kimi verelim? Bekmek bir şey verelim ya. Anat oyuncuları. Barış Alper Yılmaz'ı verelim. Evet bir yere varamayacağız gibi görünüyor dedi. Olmaz diyor. O paralara size yedirmeyiz dedi aslında. Abdülkerim'i boşu boşuna satmış olacağız yani öyle mi? Abi ya. Çok para verdik Pellegrini'ye. Bahı için teklif var. Bahı da vermek istemiyorum. Çünkü onu verince yerine de birini alacaksın. Aha Abdülkerim Bardakçı gidiyor. Tamam bu parayla başka bir kaleci alacağız abi ne yapalım. Yine İspanyol Unai Simon'u deneyebiliriz. Kaç param var benim şu anda? 41'im var. Şartları zorlayacağız abi. Şartları zorlayacağız yani. Blaş Edimos son çare. O da olabilir yani. Ama ondan önce Unai Simon'u deneyeceğim. Hoca Kepa olur mu? Kepa da potansiyelli gözüküyor. 84'e gelmiş. Kepa'yı da deneyebiliriz. Olabilir yani niye olmasın. İspanyol kalecilere gidiyorum biraz. Neden öyle oldu bilmiyorum ama İspanyol bir kaleci alacağız. Unai Simon çok çıkılmayacak paralara gelmiş. Biz Kepa'ya gidelim abi. Kepa'ya 30 milyon euro verelim. Yani pazarlık yapacağız. Burada 30 diyeceğiz direkt. Kepa için 41 diyorlar. Hocam Kepa'yı bile zar zor alacağız ha. Tamam 31. Hocam yapma işte onu. Yani birazcık pazarlığa gel. Al 32 bak sana ben bir adım atıyorum. Zamana ihtiyacım var. Terliği kafana atacağım şimdi ya. Harbiden sinirimi bozdu. 32 dedi. Tamam kabul etti 32'yi. Yetkisini verelim Kepa'yla görüşsünler abi. Kepa'yı getirsinler buraya. Abdülkerim Bardakçı'nın parasını öyle değerlendirdik. Hiç alamazdık Kepa'yı. Bu arada... Şu maça kadar Kepa gelse iyi olur. İyi olur abi Şampiyonlar Ligi'ne kadar gelse. Şampiyonlar Ligi'ne katılalım artık. İlk maça kadar bitiremediniz mi kardeşim transferi? Neyse. Neyse Kepa bakalım ne olacak. Kepa gelmeden önce 2-0 kazanıyoruz. Güzel. Güzel Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız gibi şu anda. Bu turda Kepa'yı oynatamayız bu arada. Gerçek hayatta da öyle değil mi? Kadroları verdiğin zaman Kepa gelse bile. Evet ki geldi. Tebrik ediyoruz. Güzel oldu Kepa'yı almamız. Bu turda oynatmayacağız. Zaten 2-0 yendik bir de. İyi oldu 32 milyon euroya. Kepa geldi. Cem Uzan'ın paralarıyla yıldız oyuncular aldık. Ama bakalım yetecek mi işte. Bu videoda da bunu göreceğiz aslında. Bence iyi mevkilere iyi oyuncular aldık abi. Tabii gerçek hayatta Muslera mesela Şampiyonlar Ligi'ni kaldırır. Hani oradaki maçlara çıkar iyi de oynar. Ama oyunda böyle bir reytingdeki bir oyuncuya ihtiyacımız var abi. 84 bir kaleci için iyi bizim oyunda. 85'e falan çıkar bizde oynarken zaten. Şu merkez orta sahayı yenileyemedik. Ona üzülüyorum. Onu yenileyebilseydik iyi olurdu. Ama Icardi'nin arkadaşı sonuçta oynasın. Torreira'yı da satabilirdik satamadık. Öyle şeyler de oldu. Oha 93 milyon diyorlar Gonçalves için. Porto'ya ne gidecek abi geri? Arsenal 93 verse mesela okey derim. Porto'ya gitmesi mantıksız. Şu ikinci maçı da beraber simüle edelim. Evet şöyle geliyoruz. Ligde de full yenildik ya. Niye öyle oldu? Takım artık sallamıyor mu ligi acaba? Hani tamam falan mı diyor. Oh geçiyoruz ha. 2-1 yenildik geçiyoruz. Aman. Bir de Kepa'yla çıktık yanlışlıkla. Kepa'yla çıkmayacağım dedim çıktım. Neyse fark etmez. Sonuçta geçtik abi boşver. Kerem Aktürkoğlu'na direkt ters kanat vereceğim. Nerede Kerem Aktürkoğlu? Onun da gelişmesini istiyorum daha çok. Sağ kanat verelim tamam mı? Sağ kanat çalışsın yani. Beklerimiz nerede? Beklerimize de ters kanat çalıştıracağım. Sol bek çalış. Bunun dışında Elustondo sen de niye gelişmedin anlamıyorum. Potansiyelin yok eyvallah. 30 yaşına gelmiş artık. Tavares sen de sağ kanat beki çalış. Çok gelişmedi aldığımız genç oyuncular ona. Üzülüyorum ya. Yunus Akgün sen sağ kanat çalış. Sağ kanat olsana sol kanat vereceğim. 24 yaşındasın hala gelişebilirsin. Yusuf Demir sen de sol kanat çalışacaksın. Başka Barış Alper Yılmaz sen de sağ kanat çalış. Çünkü kanatlı oynuyoruz zaten girseniz de sağ kanattan gireceksiniz. Birinizi sol kanada evrileceğim abi. 3 tane sağ kanat var genç. 3 tane genç sağ kanatımız var. Bu oyuncularımızın hepsini iyi çalıştırmamız lazım. Beknaz sana da sağ kanat çalıştıralım. Belki gelişirsin. Önemli oyuncular hepsi bizim için. Şimdi ilerletiyoruz bakalım. Fenerbahçe ile bir de ligde maçımız var. Daha yeni Süper Kupa'da oynamıştık. Bence artık transfer dönemi bitsin. Fenerbahçe maçı hatta onu da takvimden simüle edeceğim. Süper Kupa'da yenilmiştik. Ligde yeneriz. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz değil mi? Güzel. Yalnız Real Madrid, Sporting, Salzburg... Zor grup ya. Dur bakalım çıkabilecek miyiz? Şimdi biz bir ocağa kadar gidelim. Tamam mı? Ocakta bir sözleşmelere de bakacağız tabii. Ocak 1'e gidelim. Şampiyonlar Ligi grubu çok önemli. Bu sezon bir Şampiyonlar Ligi kazanma durumumuz olursa eğer inanılmaz olur. Pek sanmıyorum ama ya bu ligdeki yenilgiler niye oluyor ya? Real Madrid'e yenildik.
Grupta Real'e yenilmeyi bekliyorduk ama hadi abi ya. Hadi bir mucize olsun, bir şey olsun. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başarılı olalım istiyorum. Sporting'i yendik, güzel. Salzburg'u da yenersek biz gruptan ikinci olarak çıkarız. Real Madrid hatta belki takılır yani diğer takımlar, anladın mı? Real Madrid'le ikinci maçta berabere kalırsak birincilik için bile büyük şansımız var. Ligde de kazanmaya başladık. Durumumuz iyiye gidiyor dostlar. Hava nasıl lan? Evet, hava güneşli yine. Sabahladık abi, sabahladık yine ya. Yine benim bu yatış kalkış saatlerim çok düzensiz olmaya başladı. Ya bugün bu videoyu... Salzburg'a yenilme. Of, yenilme ona. Gözüm inanılmaz kaşındı. Yenilme Salzburg'a ya. Yenilme abi, ne yapıyorsun? Ne alaka Salzburg'a yenilmek? Şu an gruptan çıkamama ihtimalimiz var. Real Madrid'i yendik. Bak tam tersi ulan. Ya ne gerizekalılık ya. Ne geri... Salzburg'u yensen lider çıkacaksın belki ya. Bari Sporting'i yenelim. Oh güzel, tamam, Sporting'i yendik. Salzburg, yani şu an lider çıkma ihtimalimiz de var, çıkamama ihtimalimiz yok. Bence ya 1 ya 2'yiz. Benim şeyim o, tahminim o. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Adana Demirspor maçı var. Adana Demirspor'u da 4-0 yendik. Ve şimdi bakalım ne oldu dostlar. Bakalım ne oldu. Kadroya bakıyoruz. Icardi 84 olmuş. Kerem Aktürkoğlu ters kanat çalıştırdığımız için coşmuş. Bunun dışında Elistondo bile gelişmiş abi. Bak puan durumunda birinciliğe yükseldik. Bayağı kötüydük sezon başında. Şampiyonlar Ligi'nde ne oldu? Gruplardan ikinci çıktık. Rakibimiz Manchester United. Manchester United'ın grubunda ikinci olan kim? Bak Basel'le oynayacaktık belki de. Boş yere United'la oynuyoruz. Eski oyuncumuz bize karşı oynayabilir. Sasha Boye umarım orada oynuyordur. Onun da gelişmiş olduğunu görürüz. Kimlerin gitme ihtimali var? Parades'le yenileyelim abi. Parades'le yenile. Uzatma yok diyor. Ya uzatma olmadan... Sözleşmeyi 6 ay niye yenileyim? Ben mal mıyım? Allah'ım ya Rabbim ya. Parades ayıp ediyorsun ha. Karşında salak var sanıyorsun. Öyle bakma. Öyle bakma. Sözleşme uzatma yok kabul mü ettik lan biz? Allah kahretsin, kabul ettik galiba mal gibi. Evet biz malız. Al sana bir maaş teklif ediyorum. Yürü git lan. Ne saçma iş ya. Mal gibi orada şey yaptık ya. Mit şöyle yenileyelim. O da tamam, uzatma yok diyorsanız gidin abi. Tamam mı? Gidin. Uzatma yok diyene git diyorum. Tamam Dubois sen de git. Ne diyeyim abi? Şampiyonlar Ligi maçı çok büyük sıkıntı. Manchester United'ı elersek ama işte o zaman bir şansımız olabilir. Bir şeyler yapabiliriz. Hepsini göreceğiz. Ligde niye böyle oldu son iki maç ya? Mal mıyız abi biz? Ne oluyor ha? Tamam. Abi ligde öyle kayıplar olmaz. Kupada Ankara Gücü geldi. Ligde bu kayıplar ne abi ya? Yapmayın böyle şeyler. Gerçekten üzülüyorum yani. Hadi abi, hadi 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 hadi. Güzel. Güzel, devam. Devam, çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Manchester United maçına kadar güzel galibiyetler alalım. Aynen öyle. Aynen, Fener'i de yen, kupada da kazanalım. Ümraniye. Tamam, bazen böyle simülasyon duruyor ya. Ulan diyorum ne olacak diye stres oluyorum. Manchester United maçı. Okan hocama güveniyoruz tabii ki. Parades bak. Tabii sözleşmeyi alamayınca bir şey oldu. Oynamazsın. Miden falan bulanır. Hastalanırsın sözleşmeyi alamazsan. Tribal enfeksiyona girersin Serdar abinin söylemiyle. Evet. Burada Rashford falan filan. Boye oynuyor ha. Sasha Boye oynuyor. Karşımızda rakibimiz olacak. Çok da aşırı aşırı iyi bir takım değil. Tabii ki iyi takım. Ama eleyemeyeceğimiz bir takım değil. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. 2-2 kaldık. Penaltı kaçırmışlar. Pellegrini kırmızı kart görmüş. Pellegrini'nin kırmızı kartı kötü oldu. Allah'tan karşı taraf orada penaltı kaçırmış. Boye de sarı kart görmüş. İyi. İkinci maçta bir şansımız var. Pellegrini'nin olmaması kötü ama fark etmez. İkinci maçta dediğim gibi bir şansımız var. Pellegrini 86 overall olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni aldıracak deli olan. Hadi bakalım. Hadi bakalım, geliyoruz. Geliyoruz. İç sahada Fenerbahçe ile eşleştik kupada. Güzel eledik. Devam ediyoruz. İç sahalik güzel. Galibiyetler geliyor. United'ı da yenelim geçelim be. Çeyrek finale yürüyelim buradan. Haydi abi. Çeyrek finale yürümek istiyoruz oğlum, hadi ya. Pellegrini yerine başkası oynayacak. 2-1. Icardi 2 tane atıyor. Ben Galatasaray'ı ilerleteceğim diyor Şampiyonlar Ligi'nde. Aşkın olayım. Aşkın olayım. İşte bu. Çok güzel. Son 16 turundan yukarı çıkmış olduk. Muhtemel rakiplerimiz Liverpool, Atletico Madrid, Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Münih, Barcelona ve Manchester City. Moralim iyiydi de yani bu takımları okuduktan sonra. Eskiden de Galatasaray'ın hep eşleştiği, Süper Kupa'yı kazandığı takım karşısında mesela. Real Madrid'i elemek iyi olabilir. Ya iyi olur. Güzel olur Real Madrid'i elersek. Anlamlı olur. Bakalım ne olacak abi. Pellegrini, Kerem Aktürkoğlu falan filan. İyiyiz.
Real Madrid'de kimler var? Elemek istiyoruz abi. Dybala Mibala var. Kalede Kurtua. İyi takım tabii ki ama biz de eleyebiliriz be. Eleyebiliriz be. 3-1 yeniyoruz ilk maçı. Pellegrini, Emre Can ve Torreira. Ulan 2-1 yenmiştik gruplarda, bu sefer 3-1 yendik. Real Madrid ne oldu? Ne oldu oğlum? Abi kadro sağlam, kanatlarımız manatlarımız iyi harbiden. Ulan geliyoruz galiba ha. Harbi geliyoruz. Yapma be, o beraberlik ya. Real Madrid'i yeniyorsun, ligde berabere kalıyorsun. Futbolda böyle bir şey abi. Yalnız Gonçalves'imiz yok. İkinci maç tehlikeli. Hızlı simüle ediyoruz. Orada yedeklerden biri gelecek. 1-1 kaldık. Icardi penaltı kaçırmış. Kerem Aktürkoğlu atıyor. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Ne oluyor ya? Bir anda iki maça finale çıkıyoruz. Muhtemel rakiplerimiz Barcelona, Liverpool ve Paris Saint-Germain. Düşünsenize, iki sezon sonra Galatasaray şey oluyor. Şampiyonlar Ligi finaline gidiyor. Yarı final falan oynuyor. Abi inanılmaz. Olmaz ya. Cem Uzan'ın paralarıyla harbiden coştuk. Bakalım sonu gelecek mi? Yoksa bu peri masalı burada bitecek mi? Haydi bakalım oğlum. İnanılmaz bir maç olacak. Birazcık yorgunuz. Ama fark etme. Ya karşı taraf nasıl bu kadar dinç ya? Verratti. Evet bunlar bize eleyecek herhalde. Diaz Miaz. Santrforları zayıf. Bizim Icardi'miz var. 2-1 yenildik. İkinci maçı alabiliriz abi. Belli olmaz. Belli olmaz. Çünkü fırsatlar da eşit. İkinci maç deplasmanda belki alabiliriz. Bu maça yorgun çıkmıştık. Çok yorulduk abi. Çok yorulduk harbiden. İkinci maç alırsak müthiş olur. Alamazsak çok üzülürüz. Boluspor'a yenilmeyin ya. Ulan 2-1'in rövanşında Liverpool kim kardeşim karşımızda? Yeter artık, biz Galatasaray'ız. Biz Galatasaray'ız. Of, 2-0 direkt eledik lan. Kimse beklemiyordu bunu. Ben var ya burada eleniriz diyordum. Oha, finale kaldık. Finale kaldık oğlum. İkinci sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi finaline kaldık. Ben bunu hiç beklemiyordum. Hatta bu videoda kazanamayız diye düşünüyordum. Ama arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'ni almaya geliyoruz. Büyük hayalleri gerçekleştirmeye geliyoruz. Fatih Terim'in hayalini gerçekleştirmeye geliyoruz Okan Buruk'la. Haydi bakalım. Ligde de kazanalım. Çok mağlubiyetimiz vardı. Ligi alalım mı yani? Şampiyonlar Ligi'ni aldığımız sezon Süper Ligi alamazsak garip olur. Ve şimdi... Maça geçmeden önce bir tabii ki sezon değerlendirmesi yapacağız. Nerede ne yaptık, bu bizim için önemli. Bakıyoruz puan durumu. Evet abicim, Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık. Güzel. Süper Lig'de şampiyon oluyoruz. 79 puanla şampiyonuz. Şaşalı bir şampiyonluk değil ama sonuçta şampiyon olduk. Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla veriyoruz abi ya, aman. Neyse önemli değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım. Zaten ligi de aldık 2 sezondur. Şampiyonlar Ligi'ni de alırsak bu videoyu inanılmaz bir başarıyla tamamlamış olacağız. Gol krallığını oynuyor Gonçalves. 9 golü var. Asist krallığında maalesef yokuz. Gol yenmeyen maçta da yine yokuz dostlar. Doğan Alemdar aşağılarda, bizim Kepa hiç girememiş. Şampiyonlar Ligi değil, şimdi bir de Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de ne yaptık? Gol yenmeyen maçta Kepa 3. 2. de diyebiliriz. Asist krallığında Visca 1. Chatsi, Giovannis, Gomez falan filan derken Kerem Aktürkoğlu da 1. 4 kişi 1. olmuş burada. Eyvallah. Gol krallığında da Gonçalves ile Icardi. 2 sezondur Süper Lig'de duble gol kralı çıkarıyoruz. Bu da bizim için müthiş bir şey. Şimdi kadro merkezine bakalım. Icardi yine coşmuş. 25 gol 6 asist ama bu sefer Gonçalves geçen sezona göre performansını daha da çok arttırmış. Bu da bizim için yine artı yazıyor dostlar. Kerem Aktürkoğlu da bayağı iyi. Tavares de iyi. Beklerden de istediğimiz katkıyı almışız. Pellegrini birazcık düşük kalmış. 5 gol 4 asist. Yani onu anlamadım. 86 rating adam. Neyse, o da takıma katkı verdi abi. Rating ile takıma katkı verdi. Öyle düşüneceğiz artık. Finalde biz parçalı formayla çıkıyoruz. Karşı tarafta Mbappe falan var. Muani Frankfurt'la bizi ilk maçta yenmişti. Ondan intikam almaya gidiyoruz dostlar. Evet, yani Cem Uzan'ın sponsorluğuyla da beraber burada finale kaldık. Hacı'nın bir koreografisi var finalde. Galatasaray taraftarı inanılmaz koreografi yapmış. 2000 yılı ruhuyla diyoruz. Ve şimdi bu finali kazanmak istiyoruz. Bakın oyuncularımız geliyor. Kaptan Kerem Aktürkoğlu karşınızda. Bakalım neler olacak. Kalecimiz Kepa hemen arkasında. Finali kazanmak istiyoruz. İnanılmaz bir atmosfer var Paris Saint-Germain'e karşı. Onlar da ilk Şampiyonlar Ligi kupalarını istiyorlar. Biz de ilk kupamızı istiyoruz. Ama onlardan farkımız, bizim daha önce Avrupa'da kupamız vardı kardeşim. Sizin yok Paris. Akıllı olun. Haydi bakalım. Icardi'yi görüyorsun. Bugün golü var, ben size söyleyeyim. Bugün golü var abi. Maç başladı. Hayırlı olsun efendim. Pellegrini. Pellegrini gidiyor. Pellegrini kaybetmedi. Pellegrini girdi bir de. Pellegrini'den inanılmaz hareketler. Şimdi Elustondo. Sağ tarafta Bah.
Bah ne yapacak? Bah döndü. Nelson'un arkadaşıydı bah biliyorsunuz. Torreira. Torreira şöyle vermek istedi pasını. Geçmiyor pas. Stoperimiz niye oraya kadar çıktı anlamadık. Aman diyoruz hata yapmayalım. Aman abi. İki tane çok hızlı santrforları var. Stoperlerimizin arkaya adam kaçırmaması lazım. Kerem Aktürkoğlu. Sergio Oliveira. Oliveira döndü. Oliveira verdi pasını. Icardi. Evet. Icardi gidiyor. Icardi uzaklardan bir şut. Deneme yaptı orada. Donnarumma'da kaldı. Paris Saint Germain'de de De Bruyne falan oynuyor abi. Gimareş, De Bruyne, Vitinha. Onların da manyak kadrosu var. Aman abi Muani. Sağ tarafa attılar şimdi. Tanıdık bir yüz. Doğru lan Icardi eski takımına karşı oynuyor. Bonservisini aldık 2 sezon önce Icardi'nin. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu rakibinden sıyrıldı gidiyor Kerem soldan. Kerem Icardi'yi görmek istedi. Icardi ile Berkaçları çok iyi biliyorsunuz. Orada veremedik ama topu olsun. Olsun önde basmaya devam edeceğiz. Biz Galatasaray'ız. İlk 10 dakika geride kaldı. Payı almak istiyoruz. Geliyor Paris Saint Germain. Kolay bir maç olmayacak belli. Onlar da oynuyor. Sergio Oliveira kaybettik. Yapma oğlum. Yapma oğlum şimdi basmaya devam edelim. De Bruyne. Geliyorlar. Naga. De Bruyne. De Bruyne kaleye doğru baktı. Girdik orada Emre Can aldı. Şimdi sağdan Gonçalves. Gonçalves gidiyor. Gonçalves verdi pasını Pellegrini. Tekrardan Gonçalves. Tekrardan Pellegrini'yi gördük. Güzel paslaşmalarımız var Pellegrini. Ceza alanı içinde. Şimdi pasını verdi. Icardi döndü vurdu attı golünü. Sırtı dönükken vurdu. Mauro Icardi eski takımına karşı golünü atıyor. 11 numara giyiniyor. Onun numarasını 99 yapmadık olsun. Mauro Icardi golünü attı. Finalde eski takımına gol atıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini gösteriyor. Ne kadar istediğini gösteriyor işte bu. Asist Pellegrini, gol Icardi tekrardan izleyeceğiz. Bakın Pellegrini çekti verdi, Icardi sırtı dönükken vurdu. Kaleci de bunu beklemiyordu. İşte bu, işte bu oğlum Icardi bakın nasıl seviniyor. Aşkın olayım orada müzik de çaldı, müzik de çaldı editörümüze sesleniyorum evet. Şimdi sağ tarafa doğru oynadılar. Molina verdi pasını Vitinha. Vitinha döndü, Vitinha ne yapacak? Vitinha verdi pasını Kolo Muani. Aradan geliyorlar şimdi. Vitinha tekrardan. Vitinha baktı. Aman diyoruz Mbappe. Lan oğlum çok kolay gol yedik lan. Direkt cevap verdiler. Yürü lan Mbappe. Yürü git kardeşim. Çok kolay cevap verdiler. Böyle olmamalıydı ya. Pedro Gonçalves kaybetmeyelim. Bak yine böyle Santra'dan sonra top kaybetmelerim başladı. Benim hastalığım biliyorsunuz. Finalde bu maçı verirsek çok üzülürüm. Aşırı üzülürüm yani. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Nuno Tavares kaçıyor. Uzun boylu. Havadan oynadık. Nuno Tavares belki alır. Nuno Tavares. Orada kafaya giremedi. Şimdi indirebiliriz. İndir oğlum. Verdin pasını. Nereye verdin? Nuno Tavares. Nereye indirdik? Tamam top bizde kaldı. Pellegrini. Hocam bir şey. Bir faul ver orada. Bir şey ver ya. Muani falan. Abi geliyorlar. İyi yerlere de pas atıyorlar manyaklar ya. Hasta bunlar abi. Bunlar hasta. Kafayı yemişler. Yapma. Helal. Uzaklaştır. Şimdi indir. Harikasın. Mauro Icardi. Icardi geçemedi. Yapma orada geçmemiz lazımdı. Geçsek manyak kontra atak olacaktı. Dakika 33. 2-1 geriye düştük. Haydi abicim almamız lazım bu maçı buradan. Bu maçı buradan almamız gerekiyor. Mbappe. Mbappe bir gol daha yemeyelim abi. İyi savunma yapalım. Savunmada konsantrasyonumuz yüksek olmalı. Helal olsun aldık topu. Şimdi Gonçalves. Gonçalves sağdan gider. Sağdan gitmesi lazım abi. Sağdan gider. Icardi'ye doğru oynadık. Ulan ya vermememiz lazımdı. Herifler de ne kadro kurmuş. Bastoni de var. Skriniar, Koulibaly falan. Aha. Aha. Sola doğru oynadık. Icardi vur onu. Kerem Aktürkoğlu olmadı. Şimdi dönen top. İndirdik. Lucas Torreira. Lan nasıl şut o? Nasıl şut abi o ya? Bah verdi. Şimdi sağdan Gonçalves. Gonçalves gidiyor sağdan. Gonçalves sağdan gidiyor. Pellegrini pas istiyor ama Gonçalves'le gidiyoruz. Gonçalves ceza alanına baktı. Gonçalves açtı ortayı. Arka direğe doğru gitti. Ulan Koulibaly var ya biraz daha geç müdahale etse o top bizdeydi. Kafayı vururdu Kerem. Bitti ilk yarı. İlk yarı bitti. Oliveira döndük. Kerem Aktürkoğlu döndü şöyle baktı arkadaşlarına. Oliveira kaçıyor. Oliveira tekte oynadı. Daha iyi oynayan taraf biziz. Pellegrini helal olsun be. Topla neler yapıyorsun orada? Icardi kaçıyor. Icardi'ye doğru bir top. Ulan atamadık düzgün. Düzgün atamadık. İyi kaçıyordu orada Icardi. Şimdi Mbappe. Sinir oluyorum şunların üst üste paslaşmalarına. Sinir oluyorum. Mbappe. Aman abi. Emrecan. Tecrübeli orada. Ya ne yapıyorsunuz? Nasıl top kaybettik orada? Tecrübeli mecrübeli diyorduk. Nuno Tavares. Şimdi topla dribbling halinde. Nuno Tavares. Hocam faul yok mu orada? Verdik pası. Pellegrini. Soldan kaça... Abi çok dağıldım ya. Bekle bir kendimize gelmemiz lazım. Aha. Bizi kendimize getirecek PSG.
Bizi kendimize getirecek Gonçalves. Gonçalves vur oğlum oradan Gonçalves. Bir daha vur golü at be. Kendimize getir bizi. Çıldır bizi Paris Saint Germain. İşte büyük hata yaptılar. Hatayı değerlendiriyoruz. Durumu 2-2'ye getirdik. Durumu 2-2'ye getiriyoruz abi. Hata sonucu kaptığımız topta bu sefer cezayı kestik. İlk vuruş olmadı ha. İkinci vuruştan döndü. İşte bu. Abi 2-2'ye getirdik. Herifler 1-0'dan 2-1 yaptı. Anca 2-2'ye getirdik. Yapma. Şimdi Kerem Aktürkoğlu şöyle bir pas verdi. Pellegrini incecilik yapıyoruz. Araya ince atıyoruz. Harika paslaşmalarımız var. Bah lan bah nasıl aldın? Kademeye girmiştin orada. Ne güzel girmiştin. Atabilirdin bunu. Bunu atabilirdin. Basalım orada. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Öne doğru çık. Çık 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 çık. Oliveira. Geriye doğru da koşun. Geriye doğru da koşun. Herifler manyak gibi geliyor. Aman abi tamamdır Emrecan hocam. Ne var hocam? Faul mü var orada? Orada faul gördün sen hocam. Eyvallah ben bir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum hocam sana. Hiçbir şey diyemiyorum. Ne halim varsa kale lan. Üf, ağlayacağım artık ya. Saçma sapan bir gol yedik. Bir anda boşa çıktı. Ulan biz gol atmak için ne kadar uğraşıyoruz. Bunlar neler yapıyor ya. Hocam faul bu da arkadan girdi. Kerem soldan kaçıyor şimdi. Kerem Aktürkoğlu ceza alanına doğru girdi. Kerem Aktürkoğlu çekti topu. Kerem Aktürkoğlu vur oğlum aradan. Ah 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 vuruyordu orada. Vuruyordu dönen top. Dönen toplar hep bize sekiyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu döndü. Kerem Aktürkoğlu ayağından açtı biraz. Ne oluyor hocam orada faul yok mu? Pellegrini Icardi'nin önüne doğru harika pas. Icardi buradan gider atarsam müthiş olur. Icardi. Icardi! Manyak gol Icardi! Neyse güzel. Güzel Icardi manyak Paris taraftarı sustu. Yani ses yok. Şu anda ses yok abi. Ses yok. İnanılmaz. İnanılmaz güzel vurdu. Aşırı hoşuma gitti. Bak Icardi burada artık koşamayacağını anladı. Orada yavaşladığını anladı. İnanılmaz koydu sol ayağıyla be. İşte bu Okan Hoca'nın sevinci. Üçüncü, dördüncü golü de atacağız abi. İnanılmaz gollü bir final maçı oldu bu arada. Soldan geliyor şimdi Paris Saint Germain. Naga. Naga ceza alanına baktı. Naga açtı ortayı. Aman oğlum vurdurma kaleci Kepa. Kepa'dan inanılmaz kurtarış. Kepa'dan inanılmaz kurtarış. Ne oldu orada? Ulan vurdurmayalım dedik. Vurdurduk. İnanılmaz bir kurtarış geldi. Aman diyoruz. Saçma sapan bir gol yemeyelim. Önlerinde duralım. Kerem Aktürkoğlu savunmada inanılmaz bir şey yaptı hocam bizde. Hocam bizde top dakika 73 uzatmaya mı gidecek yoksa bir gol daha atıp öne mi geçeceğiz? Şimdi Bah. Bah verdi pasını. Sağ taraftan Pedro Gonçalves oynadı. Icardi kaçıyor. Icardi'ye doğru havalandırdık topu. Mauro Icardi. Icardi. Icardi gitti. Icardi. Icardi. Vur oğlum. Oh be. Ulan önünde de kalmıştı. Geçmişti rakiplerini Icardi. Basıyoruz önde. Önde aslında çok da basmamamız lazım. Bunlar çünkü şerefsizler arkaya kaçıyorlar. Aman diyoruz. Torreira savunmasına geldi. Mbappe falan filan aman abi. Sol taraftan şimdi Naga ile geliyorlar. Bu Naga kim? Tanımıyoruz bu Naga'yı. Ceza alanı içine doğru bir orta uzaklaştırdı savunmamız. Dakika 78. Şimdi geliyor Paris Saint Germain tekrardan. Renato Sanchez. Uf. Icardi dedim lan bir anda. İyi şut görünce. Evet Mbappe'nin şutu olmadı. Aman abi. Aman abi. Ceza alanı içine doğru bir orta gelecek. Vitinha. Aman baba diyoruz. Aman baba diyoruz. Aman baba. Sol tarafa doğru. Şimdi şöyle havalandırdık topu. Basalım önde. Bastoni. Ay güzel. Güzel. Yürü Pellegrini. Pellegrini yürü. Şöyle sola doğru oynadık. Tavares. Tavares gidiyor. Nuno Tavares soldan gidiyor. Kerem Aktürkoğlu da kaçıyor. Kerem. Kerem şimdi baktı. Kerem ne yapacak? Kerem şöyle offside yok devam. Offside yok. Ceza alanı içine doğru bir orta. Güzel orta açmadın ya. Güzel orta açmadın. Son dakikada bir gol atsak manyak coşarız. Önde basmaya devam ediyoruz. Topu da almak istiyoruz. Bir yandan arkayı da unutmuyoruz tabii ki. Arkayı da unutmamak lazım. Aman abi. Herifler de geliyor bir yandan. Renato Sanchez falan. Aman abi de geride olun. Bırakmayın. O top sende. O top sende abi. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Devam. Bah. Şimdi verdi pasını. Oyna şuraya. Ferahlat oyunu. Ulan ya. İnanılmaz bastılar. Bas orada. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Mbappe ile geliyorlar. Aman abi. Aman abi ceza alanı için büyük sıkıntıdayız. Büyük sıkıntıdayız. Mbappe'yi kapat. Kapatın oraları. Abi kapatın. Uyş. Bu şut girse ağlardım herhalde. Aman abi. Uzatmaya kalacağız. Tamam uzatmaya kalalım. Bitsin burada maç artık. Uzatmaya kalalım. Tehlikeli. Tehlikeli. Vur oğlum ileri. Aha hızlı çıkabiliriz. Hocam ya bıraksana. Kornerden sonra bitirseydin ya da bırakmıyorsan da. Neyse tamam. Uzatmaya kalıyoruz. Hala oyuncu değişikliği yapmadık.
Aslında yapmamız lazım ama kimi alacağız bilmiyorum. Orta sahada Oliveira'yı değiştirelim. Parades'i alalım. Bunun dışında da şu anlık birini almayacağız. Böyle devam ediyoruz. Bakalım ne olacak dostlar. Kepa'dan inanılmaz kurtarışlar geliyor. 2-1'den döndük buraya. Sıkıntıdayız ama yine de yani oyun anlamında da Paris Saint Germain son dakikalarda birazcık üstümüze çıkmış oldu. Sağ tarafa şimdi açtık oyunu. Bah, ceza alanı içinde Icardi var. Ortayı açarsak ona gider mi? Bah, açtı ortayı. Ulan ya. Yerden böyle R1 ile açtım. Hani şey olur falan diye ama olmadı. Evet, şimdi geliyor Bruno Guimaraes. Guimaraes, Mbappe orada çok boşta. Torreira ile o arayı kapamamız lazım. Torreira. Tamam, Torreira güzel kapatıyor araları. Torreira kapat oğlum. Önünde şunu da tutalım. Bu da geldi 0'a kadar çünkü. Aldık topu, güzel. Torreira'ya doğru oynadık. Şimdi Lucas Torreira. Lucas Torreira, Icardi. Icardi. Icardi çekti verdi, güzel. Bah'la geliyoruz. Bah inanılmaz hücuma yardımcı oluyor. Ceza alanı içinde Pellegrini var. Bah en arka direkte. Kerem Aktürkoğlu'nu görür mü? Kerem Aktürkoğlu'na giden top. Şimdi Parades vurdu. Ay, üstten orta gitti be. Eski takımına saplayacaktı. Mbappe ceza alanı içinde. Aman diyoruz. Aman diyoruz. Çok fena geldiler. Tutamıyorum abi. Bir anda tık tık tık. Bağırma bana. Bağırma. Öyle sevinme bana. Öyle sevinmeyeceksin bana karşı. Bana karşı öyle sevinmeyeceksin abi. Sağ tarafa açtım oyunu. Yürü. Yürü yeter. Benim sinir modumu açtınız. Benim sinir modumu açtınız. Takım niye çıkmıyorsun ileri? Şimdi Icardi'ye doğru oynadık. Icardi hocam, faul yok mu orada? Basın önde beyler. Beyler önde basın. Daha bunun uzatmanın ikinci yarısı var oğlum. Delikanlı olun lan Paris. Hocam bitirmiyor musun? Hocam bitir. Aa, daha 104 lan. Bitirmedi, tamam. Sol tarafa doğru aç, atmak istedi. Nereye attın? Ay, kör müsün kardeşim? Nereye attın ya? Artı bir. Hoca burada bitirir. Benim bildiğim hoca burada bitirir. Icardi niye kaçmadın? Icardi şimdi indirelim. İstediklerimiz olmuyor abi. İstediklerimiz olmuyor. Mal gibi gol yedik. Ağlayacağım ya. Bas, yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Geliyorlar. Yapma bunu. Yapma bunu. Cezalarını içindeler. Yapma bunu diyorum sana artık. Yapma bunu kardeşim. Yapma bunu. Mbappe yapma bunu. Kepa tuttu. Bu golü yeseydik bitiyordu maç. Bu golü yeseydik bitiyordu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz ya. Hadi abi. Hadi abi yapma. Arkaya çıkan top. Yapmayın oğlum. Yeter artık. Bırakın beni. Aha Emrecan. Emrecan. Emrecan, Icardi'yi gör oğlum. Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi yorgun olmasına rağmen gidiyor. Yorgun kral gidiyor. Yorgun kral. Yeter artık dedi. Vurdu, üstüne gitti. Ne yapayım abi? Ne yapayım abi? Anca vurduk. Anca vurduk ya. Keşke girseydi, bu mucize olacaktı girseydi. Basalım önde, daha yakalayabiliriz fırsat. Haydi, dakika 113. Yeter abi, top onlarda kalmasın ya. Takımımız iyice yoruldu. Yeter be! Gelmeyin ya. Verdim pası, herkes ileri. Herkes ileri artık. Ya o pas ne abi? Tamam, top bizde kaldı. Top bizde kaldı, güzel. Güzel, Icardi tekte oynadı. Ya nereye atıyorsunuz? Üçgen öyle mi? Üçgen öyle atılır mı ya? Nereye attın be? Ya abi böyle olmaz ya. Üçgeni oraya atma ya. Yenildik finalde 4-3. Finalde 4-3 yenildik. Allah kahretmesin ya. Dostlar, eski bir kayıttan şimdi sadece meraktan şeye bakacağım. Finali simüle etsek ne olurdu gibisinden buna bakacağım. Artık rebuildimizin sonuna geldik zaten. Bu yenilgi beni çok üzündürttü. Üzdü. Evet. Ne diyeyim abi ya. Güzel bir rebuild oldu ama finaline çok sinirlendim. Paris'e aşırı kuruldum. Çok beni sinirlendirdi. Bakalım simüle etseydik ne olacaktı? Hızlı simüle et diyeceğiz. Paris Saint Germain'e karşı penaltılarla veriyoruz. Lan ne kadar şanssızız finalde ya. Tamam dostlar, yok alamayacağız yani bugün. Bence finale çıkmak da büyük başarıydı. Harika bir rebuild yaptık. 2 sezonla Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi finaline geldik ve ellerimizin böyle parmaklarımızın ucundan kaçtı. Her rebuildde direkt olarak kazanacağız diye bir şey yok. Bazı rebuildlerde de böyle olacak hep diyorum. Sizleri seviyorum dostlar. Başka neler görmek istersiniz? Kesinlikle yorumlara yazın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.